Merhaba değerli dostlarım. Yeni Gün TV'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugünkü programımı kulak, burun, boğaz hastalıklarına ayırdım. Çiftlik hayvanlarına kulak, burun, boğaz hastalıkları. KBB. Evet, kulak hastalıkları aslında bizde tıbbi olarak otitis dediğimiz olaylar. Buzağlarda da çok görüldüğünü biliyoruz. Genelde hasta kulak tarafına böyle kulağını asma dediğim şekilde şu şekilde kulağını böyle tutuyor. Başını tarafa doğru kulağın hasta tarafı, hasta olan kulak tarafına böyle yamultuyor, öyle bakıyor. Ve kulaktan tabii bir akıntı gelmiş olabilir, iştahsızlık olabilir. Hatta denge kaybı olabilir kulak iltihabıyla alakalı. Başını bir yere sürtmeye çalışır ve hasta kulak tarafına dönmeye çalışır. Tabii bazen burun akıntısı da görmüş olabiliriz. Bunlar birbiriyle kombine de olabilir. Kulak iltihapları, gözlerde çapaklanma olabilir. Faranjit olursa boğaz bölgesinde bir sorun olduğu için hırıltılı solunumda olabilir. Hatta daha ileri vakalarda yüz felci bile olabilir. Bakın buzağlarda kulak yangılarının nereye olayı götürdüğünü biliyorsunuz. Evet. Şimdi bir de bazen mikroorganizmalar devrede olur. Mesela bizim en çok kulak yangısı gördüğümüz olay otitis. Otitis vakası gördüğümüz olay Mycoplasma bovis adı verilen mikroorganizmadan olduğunu biliyoruz. Mycoplasma veya Mycoplasma bovis aslında sığırlarda solunum yolu enfeksiyonları yapan başlıca mikroorganizma. Bunun dışında bir de biliyorsunuz daha çok belki ismini duyduğunuz Mannheimia, Hemolytica ve Pastorella'lar akla geliyor. Pastorella. Pastorella multosida, Mannheimia hemolytica. Yine birçok hastalığın sebebi olabilecek, akciğerde sorun yaratabilecek, tromboembolik meningoensefalit dediğimiz beyin sorunları yaratan bir mikroorganizma var. Onun da adı Histophilus somni. Eskiden Haemophilus somnus derdik, şimdi Histophilus somni adı. Bunlar da yine problem yaratabiliyor. Bu mikroorganizmalar, yani baştan söyleyeyim, Mycoplasma veya Mycoplasma bovis, Pastorella multosida, Mannheimia hemolytica. Bunlar da sorun yaratabiliyor. Histophilus somni de devrede olabiliyor. Bazen bunlar kombine de olabiliyor. Bunun dışında Corynebacterium pseudotuberculosis sorun olarak karşımıza çıkabiliyor mikroorganizma. Streptokokuslar, efendim stafilokokuslar, aktinomisesler, Escherichia coli, Pseudomonas gibi bakteriler de otitis vakalarında karşımıza çıkabiliyor. Bunlar da sorumlu olabiliyor. Bu mikroorganizmalar da sorumlu olabiliyor. Ayrıca bir kulak uyuzu diyebiliriz. Yani kulak akarı, kulak akarı, Rayletinia aureus denen bir kulak akarı da yine kulakta bulunduğu zaman sorun olabiliyor. Ayrıca kulağa ot tohumları kaçarsa bunlar da ne yazık ki sorun olabiliyor. Yani bunlar da sorun olabiliyor. Yalnız bir çiftlikte çokça eklem hastalığı görülürse, meme iltihabı görülürse, çokça zatürre yani pnömoni, solunum yolu enfeksiyonu görülürse, çokça
yavru atma abortus ya da döl yolu enfeksiyonu görülürse mikoplazma bovis olabileceğini de aklımızda tutalım. Tabii kesin teşhisi laboratuvar söyler ama mikoplazma bovis de akılda bulunsun. Yine demin de söyledik, kulak yangılarında böyle kulağın, hasta olan kulağın etrafına doğru o taraftan dönme hareketi de olabileceği için bazen listeriozis ile de karışabilir. Listeriozis biliyorsunuz bozuk silajdan olan ve gözleri de böyle perde indirip bozartan bir hastalıktır. Sinirsel bir hastalıktır. O da bir mikrop tarafından yapılıyor. Listeriozis hastalığı, Listeria monostegones, daha önce bahsetmiştim, sinirsel bir hastalık. Onu da akılda tutalım. Bu birbirle karışabilir. Yani birbirle karışabilir. Kulak yangılarında tedavi aslında solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisiyle aynı. Çünkü zaten deminden beri saydığımız mikroplar, kulak akarı hariç, hepsi solunum yolu enfeksiyonu yapan mikroorganizmalar. Eğer böyle bir sorun ile karşılaşıyorsa kulak şeyinde, zaten başka bir sorun da olabilir. Mesela hırıltılı solunum gibi, öksürük gibi, solunum yolu enfeksiyonlarında gördüğümüz diğer belirtilerle kombine de olabilir. Demek ki böyle bir sorun ortaya çıktığında zatürre tedavisinde yapılan tedavilerin hemen hemen aynısını uygulamamız lazım. Ama bizim işimiz ne? Sorun ortaya çıkmasın. Ortaya çıkmazsa, sorun ortaya çıkmazsa bunlarla da uğraşmayız. Her şey de yolunda gider. Diyelim ki böyle bir sorunla karşı karşıya geldik ve solunum yolu enfeksiyonunda yaptığımız tedavileri yapacağız. Yani bir antiinflamatuar, bir antibiyotik. Bir antiinflamatuar, bir antibiyotik. Antiinflamatuar dediğimiz, yani bizim tıbbi yaklaşımda non-steroid antiinflamatuar ilaç dediğimiz ilaçlar, etken maddeleri, işte meloksikam olabilir, efendim karprofen olabilir, flunixin meglumin olabilir, ketoprofen olabilir. Yani karprofen, flunixin meglumin veya meloksikam gibi yangı giderici ilaç, yani antiinflamatuarı tam Türkçe çevirirsek yangı giderici ilaçlar ve antibiyotik kullanmak lazım. Antibiyotiklerden de eğer örneğin bir mikoplazma enfeksiyonunda şüphe ediliyorsa mikoplazmalara karşı olan antibiyotikler tercih edilmeli. Örneğin tulatromisin, enrofloksasin, tylomisin veya normal çok kullandığınız oksitetrasiklin, teramisin gibi antibiyotikler kullanılabilir. Kesin ve net teşhis istiyorsanız tabii o zaman da kulak bölgesinde, kulakta ne var diye kulak bölgesinden bir swab'la numune alınır ve laboratuvara gönderilir. O zaman hem mikrobun adını hem de faydalı olabilecek antibiyotiğin adını bize laboratuvar verir. Ama deminden beri söylediğim her şeyi tekrar ediyorum. Biz bu duruma düşmeyelim. Bu enfeksiyonlarla uğraşacağımıza bunları kontrol altına alabilecek şekilde koruyucu hekimlik yapalım. Koruyucu hekimlik neydi? Pastorella enfeksiyonlarına karşı aşı. Yine varsa mikoplazmalara karşı aşı veyahut hazır antiserum. Bunların hazır antiserumları da var. Yani illa antibiyotik kullanacağız falan derken belki hazır antiserumlardan da fayda görebiliriz. Böyle olunca pastoral aşısını mutlaka yapalım. Tedavide hazır antiserumlar da kullanabiliriz. Bunu da bilelim. Çünkü pastorella, mikoplazma falan bunları kombine eden hazır antiserumlar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Ve kronikleşmiş mastitis vakalarının sürüde yayılmasına engel olalım. Çünkü mikoplazma enfeksiyonları aynı zamanda mastitis de yapıyor. Ve bunlar mastitis şeklinde de mikoplazma bovis mastitis şeklinde de sürüde yer ediyor kendine. Orada yaşıyor. O açıdan kronik mastitisli ineklerin
Eğer tedavi edememişsek sürüden çıkaralım, sürüden uzaklaştıralım. Çünkü onlar da bir mikrop yuvası oluyorlar çiftliklerde. Demek ki kulak, burun, boğaz hastalıklarından bir tanesini bu şekilde ele almış olduk. Buzağlarda kulak yangıları diyerek. Evet, şimdi gelelim koyun ve keçilerde mesela kulak, burun, boğaz hastalıklarında neler karşınıza çıkabilir? Mesela burun akıntısı. Burun akıntısına, koyun ve keçilerde özellikle burun akıntısına yol açan bazı hastalıklar var. Bunun içerisinde kombine olduğu diğer belirtiler de söz konusu. Mesela hırıltı, tıksırık, aksırık, öksürük, sık soluma, durgunluk, ateş, gözyaşı, gözde bulutlanma, zayıflama veyahut buna benzer sorunlar. Bunlar nedir? Aslında kombinasyonun içerisindeki diğer belirtiler. Ama başka konularla da kombineymiş mi gibi bakacağız olay. Yani tek başına bunlar mı? Mesela bir koyun çiçeğinde başka yerlerde de döküntüler, lezyonlar çıkabilir. Ve burun akıntısı sadece belirtilerden biri olabilir ama vücudun özellikle tüysüz bölgelerinde, koyun çiçeğinde başka enfeksiyonlarda, enfeksiyon belirtileri de ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun diğer belirtileri de ortaya çıkabilir. Burun akıntısı acaba bir tek koyunda mı var yoksa genel olarak başka hayvanlarda da var mı? Yani yaygınlaşıyor mu yoksa bir koyuna mahsus mu? Bunun özellikle üzerinde durulması lazım. Başka belirtiler ararken de diğer belirtileri de göz önüne alalım. Örneğin sersem yürüyüş var mı? Koordinasyon bozukluğu var mı? Yalpalama var mı? Ataksi dediğimiz böyle arka tarafı alamama, yan yan yürüme, topallık var mı? Ve bunları da göz önüne alarak düşünelim. Tek başına değil. Bazı ırklar da yine probleme yatkınlık yaratıyor ne yazık ki. Mesela bazı ülkemizde daha önce olmayıp sonradan Türkiye'ye getirilen Avrupa ırkları var. Onlar içerisinde mesela teksel ırkı var. Teksel ırkının boynu kısa olur ve gırtlak bölgesi biraz daha değişiktir. Daha kısa bir boyun olduğu için ve buna burada kıkırdak dokusu nekroze olabilir. Yani hasar olabilir kıkırdak dokusunda. Bunun adı da laringeal kondroitis, öteki adı teksel gırtlağı. Yani teksel ırkı bir koyun varsa, koyunculuk yapıyorsanız teksel ırkı koyunlarda bu tip burun akıntısıyla kombine boğaz enfeksiyonu diyelim, laringitis, laringeal kondroitis olabiliyor. Bu teksel ırkına mahsus bir olay. Adı da demin söylediğim gibi teksel gırtlağı sorunu. Diğer bir Avrupa ırkı yine Suffolk. Suffolk ırkının da yüz yapısı değişik. Çünkü sanki böyle yüzlerine bir şey vurulmuş da burnu dümdüz olmuş gibi gözüküyor. O da yüz yapısıyla ilgili olduğu için solunum yolu enfeksiyonlarına daha büyük bir duyarlılık, hassasiyet getiriyor. Bunlar da bir sorun. Evet. Şimdi burun akıntısı belirtilerinin efendim üzerinde durduğumuz zaman gerisinde ne olduğunu anlamamız lazım. Bakteriler mi var, virüsler mi var, parazitler mi var? Bakteriler mi var, virüsler mi var, parazitler mi var? Çünkü bunların hepsi belirtilerin içerisinde burun akıntısı görülen belirtiler. Evet, koyunlarla ilgili veya koyun ve keçilerle ilgili başımıza gelebilecek olan sorunlardan bahsedelim. Örneğin Mannheimia enfeksiyonları bunlardan biri. Mikoplazma enfeksiyonları bunlardan biri. Bunların isimlerini biraz evvel buzağlarda da duydunuz. Buzağlarda da vardı bu. Duydunuz buzağlarda. Şimdi mesela yine solunum yolu enfeksiyonuyla, burun akıntısıyla karşımıza çıkan diğer sorunlardan bahsedelim. Mesela koyunlarda keçi ciğer ağrısı birçok
sorun yaratabilir. Geçici yer ağrısı burun akıntısı da görülebilir. Yani belirtilerden biri. Koyun keçilerde kıl kurtları, özellikle akciğer kıl kurtları, akciğer nematotları veya kıl kurtları yine burun akıntısı olarak bize işaret verebilir. Koyunlarda onkojenik beta retrovirüsün yol açtığı akciğer kanseri, Yaksiyekte, OPA veya OPC diye geçiyor literatürde. Yaksiyekte, Almanca adı da. Bu da tık nefes hastalığı diyebiliriz. Bu şekilde bir tık nefes hastalığı. Özellikle yaşlı olanlarda daha çok görülür. Bu da bir kanser türü. Ve etkeni de, kanserin etkisi de onkojenik beta retrovirüs. Bu da burun akıntısıyla bize işaret verebilir. Onun dışında çiçek hastalığı tabii. Birçok sorun var. Gözlerde çapaklanma, burun ucunda lezyonlar, yaralar, ağız çevresinde yaralar, vücudun başka yerlerinde yaralar ama burun akıntısı da var. İşte burun akıntısı bize orada da bir işaret vermiş olabilir. Ama dediğim gibi hiçbir şey tek başına değil arkadaşlar. Tek başına değil. Burun akıntısı tek başına bir şey ifade etmiyor. Diğer belirtiler bize ne söylüyor? Diğer belirtileri biz burada göz önüne alalım. Onun dışında adenokarsinom yine bir karsinojen, yani nasıl deminki söylediğim şeyde kanserojen bir sorun adenokarsinomlar. Keçilerde lenfosarkomlar, koyunlarda squamous cell karsinom, adenopapillomatosis. Bakın bunlar her biri aslında viral ama solunum yolu enfeksiyonunda yapan kanser türleri koyunlarda. ENTV virüsü tarafından oluşturulan enzootik nazal karsinom. Bakın bu da bir bölgesel burun akıntısıyla ortaya çıkan bir kanser türü. Adı enzootik nazal karsinom. Bunun bir virüsü var. ENTV. Enzootik nazal karsinom virüsü. Bu da burun akıntısı ile karşımıza çıkıyor, bize sinyal veriyor. Bir konu burun kurdu. Evet, burun kurdu biliyorsunuz sinek larvası. Sinek larvası, burun kurdu. Bir şeması var bunun. İşte şu anda arkamda gördüğünüz şema. Bu şemaya dikkat edin. Bu şemaya göre burunun içerisinde sinek larvaları var ve bunlar çok tehlikeli. Hem burun akıntısı yapıyor, adı da zaten öyle bir şey. Adına da şey diyorlar bunun, burun kurduna. Sümüklü burun hastalığı veya sümüklü koyun hastalığı. Burun kurdu. Eskiden bilirsiniz çoktu bunlar. Şimdi ivermektin etken maddeli ilaçlar çokça kullanıldığı için artık pek fazla görmüyoruz. Ama eskiden kelle alırdınız kasaptan ve böyle şey vururlardı burnunun üstüne. Satırla vururlardı, acaba içinde bir kurt var mı, burun kurdu var mı diye böyle satırla vururlardı. Çünkü bu sinek larvası buruna bırakıyor. Orada sinekler larva bıraktığı için o kurtlar, böyle kahverengi sarımsı kurtlar oraya giriyor. Ve burun kurdu olarak hayvanı hem rahatsız ediyor hem de bazen kendi etrafında dönme gibi sinirsel hastalıklara sebep oluyor. Bazen de şiddetli bir burun akıntısına sebep oluyor. Oestrus ovis diyoruz. Oestrus ovis. Bunun da bazı bilimsel olarak izah edenler hiç alakası olmadığı halde yalancı delibaş hastalığı diyorlar buna. Çünkü delibaşta da böyle kendi etrafında dönme var ya, yalancı delibaş hastalığı diyorlar. Onun için başka sorunları da hep daima kombine düşüneceğiz. Yani tek başına hiçbir hastalıkta bir belirtiyle karar vermeyeceğiz. Örneğin bir gırtlak enfeksiyonu var. Bu gırtlağa diğer mikroplar gelip yerleşiyor. Toprakta, yerde veya hatta işte tırnak aralarında olan veya işkembede olan toprağa yerleşmiş mikroorganizmalar var. Bunun bir tanesi
Fusobacterium necroforum. Bu tırnak arası iltihap da yapar. Bu tırnak arası iltihap yapan aynı zamanda mikroorganizma bazen gırtlağa gelir ve gırtlaktaki gırtlak kıkırdağını bozar. O da bize hem solunum yolu enfeksiyonuymuş gibi hırıltılı solunum hem şiddetli bir burun akıntısı ile kendini gösterir. Yine bu sığırlarda IBR virüsü vardır, enfeksiyon bovin rinotracheitis. Onun bir benzeri koyunlarda da yine aynı olayı yani burun akıntısıyla rinitisi yapabiliyor. Tabii kesin teşhis mutlaka laboratuvarda olur ama biz bu belirtilerden bir şeyler çıkarabiliriz ve ona göre de laboratuvar tahlili isteyebiliriz. Tedaviye gerek kalmamasını isteriz tabii ama tedavi içinde mutlaka bir takım önerilerimiz olabilir. Örneğin kanserojen olanları tedavi edemeyiz. Kanser, virüs, virüsle bağlı kanserojen şeyler onları tedavi edemeyiz. Ama antiinflamatuar kullanabiliriz. Yani yangı giderici demin de söyledim. Non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanabiliriz. Antibiyotik kullanabiliriz. Parazitlerle alakalı olabileceğini düşünerek antiparaziter ilaçta kullanabiliriz. Antiparaziter ilaçlarda mutlaka kullanalım. Çünkü bu aynı zamanda bir koruyucu hekimlik olur bizim için. Yine her zaman başka konularda da çok konuştuğumuz konuyu dile getirelim. Kalabalık, sıkışık ve özellikle amonyak dolu damlardan, ağıllardan uzak duralım. Amonyak dolu ağıllar bizim için hiç de hayırlı işler değil. Amonyak dolu yerlerden hayvanları kurtaralım. İvermektin kullanalım ki bu koyunlarda Oestrus ovis'i aynı zamanda halleder, aynı zamanda kıl kurtlarını da halleder. İvermektin yani solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan paraziter etkenler öyle diyelim. Ve tabii ki sinek mücadelesini çok iyi yapalım. Çünkü sinek mücadelesi yapmazsak özellikle burun kurdu olur, gelir oraya larvasından efendim orayı tıkayabilir. Ve burun akıntısının birçok hastalıkta önemli bir işaret olduğunu da bilelim. Burun akıntısının çok önemli bir işaret olduğunu bilelim. Ve bu konularda bize o işaretten faydalanarak iyi bir yol gösterdiğini, bak hastalık nereye gidiyor, sen de dikkat et demek istediğini bilelim. Gelelim koyun ve keçilerde çiçek hastalığı. Bu da aslında kulak, burun, boğaz hastalığı değil tabii. Aslında belki daha kombine düşünmemiz lazım. Bir virüs hastalığı. Ve Orta Asya'da, Afrika'da, ülkemizde ve Orta Doğu ülkelerinde çok yaygın olduğu biliniyor. Aşısı var. İyi bir tarafı, iyi bir bilgi, aşısı var. Ama tedavisi yok. Bu konuda hastalığın tedavisi olmadığını bilelim. Şimdi bakıyorum, işte hastalık geldikten sonra aman Allah'ım bir tedavi girişimleri neler neler, hiçbirinin doğru dürüst hiçbir faydası yok. Boşuna insanlar tedavi edeceğim diye bir şeyler harcıyorlar. Antibiyotik vesaire bir şey harcıyorlar. Hiçbir faydası yoktur. Bu ölen ölür, kalan kalır. Ne yapacağız? Aşı yapacağız. Aşısı var bunun. Aşısının da daha önce bir programımda size bahsetmiştim. Gebeliğin son 45 gününde yapılması önerilmiyor. Bakın, daha önce bir programda bahsetmiştim size. Gebeliğin son 45 gününde aşı yapılmamak şartıyla aşısı olan bir hastalık. Demek ki duyduğunuz yerde, bir yerde uzaktan da duysanız, şeyler gelmiş memlekete, çiçek hastalığı gelmiş diye duyduysanız, hastalığın sizi bulmasına imkan vermeyin ve aşı yapın diye düşünüyorum. Aynı zamanda kim görürse devlete yani Tarım Bakanlığı'na haber vermek zorunda. Çünkü ihbarı mecburi hastalıklar
listesinde, yani köy muhtarı gördü, veteriner hekim gördü. Mutlaka Tarım Bakanlığı'na bu bölgede hastalık olduğunu bildiren bir ihbar yapması zorunlu. Aşı yapıldığında da aşısı yapılsın mutlaka, böyle bir sorunda. Aman beklemeyelim. 2 saat içinde sulandırıldıktan sonra aşının kullanılması öneriliyor. Aşı 21 gün sonra bağışıklık sağlıyor ama 8 ayda koruyor. Aşının da böyle bir 8 aylıkta koruması var. Diğer biyogüvenlik tedbirlerine de dikkat etmek lazım etrafta hastalık olduğunu duyarsak. Çünkü etrafta hastalık olduğunu duyduğumuzda biyogüvenlik tedbirleri nedir? Yabancı hayvan sürüye girmeyecek, dışarıdan hayvan sürüye girmeyecek, girenler temiz bir şekilde dezenfekte edilerek girecek. Bunların her biri aslında biyogüvenlik. Biyogüvenlik önlemlerine dikkat etmezsek bu bir virüs hastalığıdır. Gelir ve tedavisi de mümkün olmaz. Evet, bugünkü kulak, burun, boğaz hastalıklarını ele aldığımız konuyu da bu şekilde özetlemiş olduk. Kulak, burun, boğaz hastalıkları aslında birçok hastalığın bir belirtisi olarak bize işaret verebiliyor değerli dostlarım. Kulak, burun, boğaz hastalıkları adı altında buzağlarda kulak yangılarını, koyun keçilerde burun akıntılarını, burun kurdunu, yani östrus ovis hastalığını, sümüklü burun, sümüklü koyun hastalığını ve aynı zamanda çok kısa bir şekilde de koyun keçilerin çiçek hastalığını sizlere anlatmış oldum. Hepinize bereketli ürünler, iyi günler diliyorum değerli dostlarım.